Excel'de püf noktaları serisine devam ediyoruz. Excel'de boş satırları teker teker silmek yerine toplu halde nasıl silebiliriz onu göstereceğim. 3 farklı yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem, boş satırların olduğu herhangi bir sütunu seçiyorum. Klavyeden F5 tuşuna basıyorum. Açılan pencerede özel butonuna tıklıyorum. Gelen pencerede boşluklar seçeneğini seçerek tamama tıklıyorum. Şu anda boş satırlarım seçilmiş oldu. Seçili olan boş satırların herhangi birisi üzerinde mouse sağ tuş tıklayıp açılan pencereden sil komutunu veya klavyeden CTRL ile birlikte eksi tuşuna basıyorum. Yine açılan pencereden tüm satır seçeneğini seçip tamama tıkladığınızda boş satırların tamamen silinmiş olduğunu görürsünüz. İkinci yöntemimize geçelim. Burada isterseniz rakamlar tamamen sıralı bir şekilde olsun ama satırlar arasında boşluklarımız olsun. Satır silme işlemi sonrasında rakamları da nasıl düzenleyeceğimizi görelim. Bu yöntemimizde birinci satırdaki içeriğimi seçiyorum. Veri menüsünden filtre seçeneğine tıklıyorum. Burada dikkat ederseniz A sütununa ait satırlarda boşluk yok. Bu yüzden B, C ve D sütunlarının herhangi birinde işlem yapacağım. B sütunundaki filtre seçeneğine tıklıyorum. Açılan kutudan tümünü seç kutucuğundaki işareti kaldırıyorum. Alta doğru iniyorum ve boş olanlar kutucuğunu işaretleyip tamama tıklıyorum. Karşıma tüm boş satırlar geldi. Sol taraftan tüm satırlarımı seçiyorum. Seçim üzerinde mouse sağ tuş tıklayarak satır sil veya klavyeden CTRL ile birlikte eksi tuşuna basarak boş satırları tamamen siliyorum. Daha sonra adı soyadı sütunundaki filtre seçeneğine tıklıyorum. Tümünü seç seçeneğini seçip tamama tıklıyorum. Bu şekilde boş satırları silmiş oldum. A sütununda dikkat ederseniz boş satırlara ait rakamların da silindiğini görebilirsiniz. Bunu da düzeltmek için ilk iki rakamı seçiyorum. Seçimin sağ alt tarafına mouse ile geldiğimizde mouse küçük bir artıya dönüşecektir. Bu durumda mouse'un sol tuşuna çift tıklayarak rakamları düzgünce sıralayabiliriz. Üçüncü bir yöntemimiz ise tüm satır ve sütunları seçiyorum. Yine veri menüsünden sırala seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencerede sıralama ölçütü olarak sıra no'yu seçiyorum. Sıralama koşulu olarak hücre değerleri burada seçili olacak. Düzen içerisinden küçükten büyüğe burada seçili olacak ve tamama tıklıyorum. Bu şekilde aradaki boşluk satırlarını tamamen kaldırmış oluruz. Size bu üç yöntemden hangisi kullanışlı gelirse o yöntemi kullanabilirsiniz. Bir sonraki püf noktasından haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.